Herkese merhaba. Bugün mevsim itibariyle de hastalarımızdan sıkça gelen alerjik rinitle ilgili kısa bilgi vermek istiyorum. Alerjik rinit çağımızda ortalama 10 hastamızdan ikisinde artık görmeye başladığımız ciddi bir problem. Alerji ağırlıklı olarak kalıtımsal bir sağlık sorunu olmakla beraber hayatın belli bir döneminde ortaya çıkabilmektedir. Bizim kulak burun boğaz hastalıkları pratiğimizde alerjik hastalarımız bize çok değişik şikayetlerle müracaat ediyorlar. Örneğin çocuk yaşındaki hastalarımız geniz eti büyümesi, bademciklerin irileşmesi ya da sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonuyla gelirken erişkin yaştaki hastalarımız bize kronik sinüzit, bronşiyel problemler ve alerjinin getirmiş olduğu birçok burun problemiyle müracaat ediyorlar. Alerjiyi doğru teşhis ederseniz, alerjiyi doğru tedavi ederseniz birçok ek hastalıktan kurtulmuş olursunuz. Bu konuda artık günümüzde son derece gelişmiş tanı yöntemlerimiz var. Her şeyden önce alerji klinik olarak teşhis edilir. Yani hastamızın muayenesi, şikayetleri, bulguları bizlere alerjik riniti ya da alerjik diğer semptomları düşündürüyorsa biz tanıyı koyar, tedaviye başlarız. Bu durumda testlerin ne önemi var derseniz, testler yardımcı tanı yöntemleridir. Günümüzde prick deri testleri, PET yama testleri ki bunlar ciltten uygulanır, ya da antikor testleriyle, spesifik IgE panelleriyle hastalarımızın neye alerjisi olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Unutmayalım ki alerjinin 3 temel tedavisi var. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi bence alerjenlerden uzak durabilmektir. Alerjenlerden uzak durabilmek için öncelikle neye alerjimizin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir diğer konu medikal tedavilerle yani ilaçlarla alerjinin baskılanması, alerjik semptomların durdurulmasıdır ki bunu başardığımız zaman hem hastamızın yaşam konforunu artırıyoruz hem de ek hastalıkları, örneğin bronşiyel astıma giden tabloları, sinüzit problemlerini, üst solunum yolunda meydana gelebilecek enfektif problemleri de bir anlamda önceden engellemiş oluyoruz. Bir başka tedavi modalitesi de immünoterapidir. Alerjide immünoterapi subkutan ve sublingual yani ağızdan uygulanan immünoterapiler olarak ikiye ayrılırlar. İmmünoterapi her hastaya uygun değildir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hastalarımız bunu bize sıkça soruyorlar. Her alerjinin immünoterapiye uygun olmadığını biliyoruz. Ama uygun vakalarda halk arasında aşı tedavisi olarak bilinen alerji tedavisinin de orta ve uzun vadede hastalarımızın şikayetlerini ciddi anlamda azalttığını biliyoruz. En önemlisi sık tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonlarınız varsa, solunum yolunuzda sürekli problem yaşıyorsanız ve bunları çoğu zaman nezle grip zannediyorsanız mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine müracaat edip alerji olabilir mi diye bir araştırmasının yapılması ve varsa uygun bir tedaviyle hayat kalitenizin çok daha iyi hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.